Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve biveçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî erselâ rasûlehu beşîran ve nedîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alâl hayri ve lâ asîrâ. İ'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesin bid'ah ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin fî'n-nâr. Ve bis-senedil muttasıl el-Nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ennehu kal. Akrabu mâ yekûnur rabbu minel abdi fî cevfil leylil âhir. Fe in istatâta en tekûne mimmen yezkurullâhe fî tilke sâ'a fekûn. Sadaka Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberan-ı zam aleyhim salavat ve teslimat, ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaları rıdvanullah aleyhi mecmain, bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar vaka edenler rahmetullah aleyhi mecmain, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, meşayihlerimiz, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimiz, tüm geçmişlerimizin ervaçine el-Fatiha. Akrabukum minni meclisen yevmel kıyameti ahsenukum hulukan. Resul-ü Müştefa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Sizin bana meclis, yani şimdi burası bir meclis. Ben önünüzde konuşuyorum, siz de benim karşımda dinliyorsunuz. Burası bir meclis. Yakınlık, burada maddi yakınlık. Maddi yakınlık söz konusu. Yan yana, bana iyice yakın olmak istiyorsanız, şimdi onu söyleyecek. Sizin böyle benimle yan yana olanınız, benimle beraber oturanınız, diz dize olanınız kimdir? Evet, derece itibariyle yan yana. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in buna dair ipuçları var. Ana ve kafirul yetim fil cenneti hakeza. Ben ve kifile, yetime kefil olan, yetime bakıp gözeten, onun işlerini görüveren, eğiten, besleyen, doyuran, bakan çeken adam, kafil o demek. Aha diyor, cennette böyleyiz. Alimler şimdi diyorlar ki böyle yapmış, ellerini işaret etmiş. Şimdi orta parmak hepsinden uzun biliyorsunuz. Şehadet parmağı ondan biraz aşağıda. Bir, rütbe bakımından orta parmağı ne kadar yakın bu bakınız. Bu küçük daha küçük. Baş parmak daha geride. En yakın şehadet parmağı. Evet böyle diyor. İşte bu rütbe bakımından peygamberlik buysa yetime bakan adam budur. Bir böyle yorumluyorlar. Bir de parmağını böyle birleştirdiği için cennette yan yanayız diyorlar. O demektir bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Firdevs-i Ala'dadır. Burada da meclisen bana en yakınınız bu yani. Burada da tarif ettiği gibi Peygamberimiz Firdevs-i Ala'da oturuyor. Sen de onun yanındasın. Olmak istiyorsanız kim bunlar? Bana meclis itibariyle en yakın olanınız yevmel kıyamet. Kıyamet gününde ahsenüküm hulukan. Huyu en güzel olanınızdır. Huyu en güzel, ahlakı en güzel olanınızdır. Çünkü Allah Zülcelal Hazretleri güzel ahlakı sever. Güzel ahlakı sever. Şimdi bu ahlakı güzelleştirmek için Efendimizin emri var. Hassunu ahlakakum. Ahlakınızı güzelleştiriniz. Huyunuzu güzelleştiriniz. Ama sen biliyorsun ki can çıkmayınca huy çıkmaz. Dağın yerinden oynadığına inan ama adamın huyu değiştiğine inanma. Bu da doğru. Bu sözler
rastgele söylenmez. Gerçeği ifade ederler. Peygamber o zaman şey mi söylüyor yani? Rastgele mi? Haşa, böyle şey söyler mi? Ne söylerse vahye dayanır. Hep de bir incelik vardır. Yani kötü huy iyileşmeyecek olsa, şarap içen her gün Ayyaş Ömer, kızını diri diri toprağa gömecek kadar gaddar Ömer, dünyanın parmak kızdırdığı Ömer olur mu? Ne demek öyleyse bu? İkisi de gerçek. Ahlakı değişmesi mümkün. Ömer var misal. Ömer buydu, böyle oldu. Dünya parmak ısırıyor, ne biçim adam. İlahi adaleti yeryüzüne indiren adam diyor. Kafirler de öyle söylüyorlar. İlahi adaleti, tabii hukuku yeryüzünde uygulayan adam diyorlar. Herkes hayran yaptıklarına. Eskisi de böyle. Ne demek öyleyse bu? Zor bir iştir. Huyu değiştirmek basit değildir. Huyu değiştirmek çok zor bir iştir. Evet. Peygamberimiz 23 sene uğraştı. O Ömer'i dünyanın parmak izlediği Ömer yaptı. O üstelik bir de Allah'ın himayesinde olan Muhammed Mustafa. Sen öyle de değilsin. Kötü huyları iyileştirmek için çok çalışacaksın. Zor bir iştir. Eğitimcilere söylüyoruz. Sen de bir aile reisisin, sen de eğitimcisin. Hanımı eğiteceksin. Çocuklarını yetiştirip eğiteceksin. Ama birdenbire olmaz bu iş. Atacağım, başlayacağım. Dur. Bir çabuk keskin öyle o kadar olma. Zor bir iş bu. Yavaş yavaş, kademe kademe olur bu iş. Tedricen olur bu iş. Tedricen, derece derece. Yavaş yavaş olur. Birdenbire olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene uğraşmış. O insanların örneği sahabe yapmış. Her biri kaç katil, kaç işkici, kumarbaz, aman ne o, herkesin ne adam dediği hale getirmiş. Yavaş yavaş olur. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine bakıyorsunuz, Mekke'deki ayetler hep Allah'a inanın, putları bırakın. Ne namaz var, ne oruç var, ne cihat var, hiçbir şey yok. Allah'a inanın, Allah bir değil. Putları bırakın, Allah'a ortak koşmayın. Ama Medine'ye geldikten sonra namaz da var, Biraz sonra oruç da var, Bundan sonra cihat da var, Evet. Cihat en zoru. Canlı Allah yolunda harcıyorsun. En kıymetli şey can. Namaz kılmak kolay, oruç tutmak kolay. Ama canını Allah için vermek zor bir iş. En sonra o. Kademe kademe. Kökleştikçe iman daha zorunu. Sen de aileni eğitirken, çocukları eğitirken, eğitimciler, bizler. Tabii sen de bir ailenin eğiticisin, kocasısın, sorumlusun. Evet, kullukum ra'in an ra'iyyetihi. Hepiniz idarecisiniz ve ailenizden, belediye başkanı, belediyesinden, ne bileyim işte devlet adamı, devletinden, herkesin sorumluluğu var. Akıl yolu da bu, realite de bu. Sorumlusunuz. Ha, bunu yaparken birdenbire olmaz bu iş. Bıçakla. Evet. Şimdi Avrupalılar bizi kınıyor. İnsan hakları bilmem ne filan. Vaktiyle onların geçmişini okudunuz mu? Hiç geçmişinde insan hakları var mı heriflerin? Adamın sülalesinden birisi suç işledi mi İngiltere'de mesela. Hukuk tarihi. Ne yazıyor bunları? Sülalesini kesiyorlar. Böyle öbürlerinin kabahati var ya. Adalet bu o zaman. Adalet bu. Suçluyu yakaladılar mı? Hiç onu dinlemek yok. Yakalamış, vurun kellesini gitsin. Ya bir dinle ya, bakalım ne diyecek. Yok o zaman. Neymiş efendim? Buradan su içiriyorlar herifi. Basıyorlar suyu. Eğer adam patlamazsa suçsuzdur. Patlamaz mı ya? Pompayla su basarsan patlar adam. Adalet usulleri bunlar. Evet. Kaynar suyu batırıyorlar herifi. Ölmezse suçsuz. Kaynar suyu da adam ölmez mi ya? Yani adalet usulleri böyle. Evet. Fransa'nın Versailles Sarayı'nda tuvalet yok. Banyo hiç yok. Kralın sarayında. Halen yok. Evet. Neden? Kafir bu ya. Ne bilecek temizliği?
temizliğin önemini bilse Allah mümin der, Allah der, mümin olur. Yok sarayında pislik dolduruyormuş şeye, çömleğe atıyormuş çok sokağa. Herkes öyle. Tuvalet kavramı yok adamlarda. Banyo diye bir şey bilmiyorlar. Evet, işte bu adamı yola getirmek için yavaş yavaş. İnsanlar alıştığı şeyi kolay terk etmez. Birdenbire olmaz. Bunun örnekleri hep böyle. Mesela Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den sürüldü biliyorsunuz. Hicret o demek. Allah lütfetti, tekrar Mekke'yi fethetti. Geldi Kabe'yi putlardan temizledi. Temizledikten sonra buyurun dedi sahabiye. İçeri doldular. Kabe'nin içine nasıl haset gideriyorlar, ağlıyorlar. Vatanına dönmüş adam 10 küsür sene sonra doğduğu büyündüğü yere putperestken de Kabe kıymetli onların nazarında. Bu defa hakikaten özünü bilerek inanıyorlar. Kabe'nin içini doldurmuş sahabi hışkıra hışkıra ağlıyorlar. Bunlar şükür gözyaşları. Ayşe anamız radıyallahu anha validemiz demiş ki ya Resulallah, ben bu memleketimden doğdum büyüdüm, bu memleketimden sürgün giderken Medine'ye canım çok yandı. Allah'ım beni bir daha buraya geri gönderirsen Kabe'nin içinde 2 rekat namaz kılacağım adam var demiş. Ben demiş bu adam yerine getirmem lazım. Adak gecikmemesi lazım. Sözümü verdim. Demiş Ayşe'cim şu içeride ağlayanların hangi birini çıkarayım da seni sokayım? Şu Kabe'nin altın olup altındaki yarım dairesi Kabe'den değil. Senin kavmin Kabe yıkılınca tamire çalıştılar. Malzemeler yetmedi. 4 köşe yaptılar. Orayı dışarıda bıraktılar. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi alır almaz ilk kişi Kabe'yi yıkmakla işe başladı demeseler hemen Kabe'yi yıkardım. O yarım daireyi Kabe'ye katardım. Yani demiş orası Kabe'dendir. İbrahim Aleyhisselam Kabe'sinde 2 köşe vardı, 4 köşe yoktu. Orası ovaldi, yuvarlaktı. Sen o yarım daire içinde 2 rekat namaz kıl, adağın yerine gelir. Buhari hadisi bu. Evet. Şimdi bunu söylemiş. Eğer demiş senin kavmin Muhammed Kabe'yi Mekke'yi alır almaz ilk işi Kabe yıkmayla işe başladı demeseler, bu olmasa hemen yıkar orayı katardım. Şimdi burada bir şey var değil mi? Yani iş yavaş yavaş olur. Daha dün 1 saat evvel Müslüman olmuş Mekkeliler. Kabe'yi de seviyorlar. Putperestlik döneminden de seviyorlar. Onların inancı o zaman put. Şimdi gerçeğini buldular ama gene de o sevgi kökten gelen bir sevgi. Kabe'nin yıkılmasına adam razı olur mu? Asırlarca alışmış. Ya bak yıktı bizim binayı diye. Evet. Köyde biz bina yaptırdık. Çürük dediler. Beraber yaptırdığımız amcamız öldü. Binayı yıktırdık. Çocuklar bizi şimdi şikayet ediyor. Niye yıktırıyorsun? Ya alışmış binaya. Ya çürük bina ya. Bu rapor çürük diyor. Yıkmak zorundayız. İnsanın alıştığı şeyi, sevdiği şeyi kolay terk edemez. Ha, onun için yavaş yavaş, tedricen, sabırla, iradeni güçlü kılarak kademe kademe eğiteceksin. Evde böyle, hocaysan böyle, okulda öğretmensen böyle, idareciysen böyle. Yavaş yavaş hedefine ilerleyeceksin. Evet, şimdi gelelim hadis-i şerifimize. Evet, sizin meclis itibariyle bana kıyamet gününde en yakınınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Evet, işte bu güzel ahlak ermek için o kötü ahlakları birer birer bırakmak lazım. Birer birer bırakıp güzel ahlaklı olmak lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e delikanlı gelmiş. Ben sana inanacağım ama demiş. Ben zinayı çok severim. Yalansız edemem. Küfürsüz hiç edemem. İçkisiz zaten edemem. Demiş bunun hepsini terk edemem. Bana demiş Müslümanlığı ona göre tarif et. Ama Müslüman olacağım demiş. Kafayı kodum. Peygamber demiş ki çok değil demiş. Yalan söyleme yeter.
Müslümanlığını kabul ediyorum. Çok sevinmiş delikanlı adam. Gitmiş eve. İçkişmeye alışmış herif. Durabilir mi değil mi? Peygamber'e de inanmış. Hakikaten seviyor yani. Seviyor, inanmış, samimi inanmış. İslamlıkta içkinin haram olduğunu biliyor. Demiş ya, peygamberin yanına gidersen içki içtin mi dese, içmedim nasıl diyeyim? Yalan söyleyeceği o zaman. Yalan söylemeye söz verdim. Sorarsa demiş, yalan içmedim diyemem, yalan olur. Götür demiş ya. Zinaya alışkın herif. O zaman çok öyle adet. Normal. Hayat zina hep. Kızla kadınla oynaşacak. Zina yaptın mı derse, yapmadım nasıl diyeyim? Yalan söylememe söz verdim. Sen de defol git demiş. Ne kadar kötü alışkanlığı varsa yapmak ister hep bu. Ya, ne sorarsa yalan söylememe söz verdim. Gelmiş. Sen bana bir şey teklif ettin ama demiş, elimi kolumu bağlamışım demiş. Ben hiçbir şey yapamadım. Ama demiş, sözümde duracağım. Müslüman oluyorum. Hepsini bırakıyorum. Şimdi güzel peygamberimizin taktiği çok önemli bak. Yani 10 tane şeyi birden yapma 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 desen ya aman yapamayacağım senin başına. Bir tanesini yapsan yeter diyor. Ama öyle güzel bir akıllı teklif ki bu, hiçbirini yapamıyor herif. Ha, sen de bu eğitirken, kötü ahlaklıları iyileştirirken son derece akıllı hareket edeceksin. Ürkütmeyeceksin, kaçırmayacaksın. Aklınla adamı kazanacaksın. Bir tanesi yeter deyince o çok kolay diyor. Halbuki o bir tane yapıyor, hiçbirini yapamıyor. Eğitici böyle olacak. Evreisi böyle olacak. Eğitmen, öğretmen böyle olacak. Böyle olması lazım. Evet, bu kötü ahlaklıları düzeltmek için mücahede lazım, riyazet lazım. O huyları terk etmek için iradeni kuvvetlendirmek lazım. Oruç bunun için, namaz bunun için. Tam tatlı uyku, dışarısı bora esiyor. Allahu Ekber, hayya alassale, namaz uykudan hayırlıdır sabah namazı, müezzin de bağırıyor. Aman be, sıcacık yorgan. Şimdi nefis, yatılan daha vakit var. Kılarsın diyor nefis. Demiyor mu canım? Evet, Bismillah deyip kalkacaksın, irade lazım. Mücadele lazım. Delikanlı, sokaklar ince belli, eller gözlü, yüksek topuklu, kırıta kırda yürüyen şeylerle dolu. Delikanlının kanı kaynıyor, içinden geçiyor. Bununla bir arkadaş olsam, şöyle etsek, böyle etsek, geçiyor. Böyle yaratılmış. Ama zina edersem, Allah beni kıyamet gününde teşhir edecek. Herkesin yüzünde böyle rezil olacağım. İnancını yapmıyorum. Mücadele lazım nefsinle, iradeni hakim kılmak lazım. Sen para kazanacaksın, öyle bir eline öyle bir şey gelmiş ki yol haram ama çok para var. Dürüst yolla gidersen ne kadar terliyorsun, azar azar oluyor bu iş. İyi para kazanıyorsun ama sonunda hesabı var. Dünya gelip geçici, ebedi alem ahiret, bunların hepsi var. Bırak ya, az olsun öz olsun diyebilmek hep mücadele ister, irade ister, kuvvetli bir irade. Evet, bu kötü ahlakları iyi ahlaka döndürmek için böyle mücadele lazım, aklı kullanmak lazım. Selim akıl, hasetten, fesattan, kibirden, gururdan, gazaptan arınmış akıl, doğruyu gösterme gücü, bizdeki melekesi. Haset varsa bir adamda aklı çalışmaz. Kibir varsa aklı çalışmaz. Gurur varsa çalışmaz. Bu duyguları aklını örter. Onun sesini duyamaz adam. Ebu Cehil onun için çok akıllı adam ama hasedinin kurban oldu, kafir gitti. Ebu Leheb çok akıllı adam. Kibirinden yan diyor. Sen, ben seni kucağımda büyüttüm lan diyor peygamberimize, amcası. Kucamda büyüttüm dedi, popoların böyle yepeşledim. Şimdi sana peygamber de inancım ha diyor. Böyle şey olmaz diyor. Kibrinden mağlup oluyor, kafası çalışmıyor. Kibrinin duygusunun altında kafasının, aklı seliminin sesini duyamıyor.
Onun için iman nasip olmadı. Tebbet yede. Bir de peygamberle mücadele etti. Ya benim kucağımda büyüttüm adam peygamber çünkü bırakın ya bunu. Ben büyüttüm diye gittiği yerlere de gitti arkasından. Allah'ın gücüne gitti. Tebbet yede suresi nazil oldu. Evet, sizin bana meclis itibariyle mahşer gününde, kıyamet gününde en yakınınız, huyu en güzel olanınızdır. Bu güzel huyu kazanmak için de mücahede lazım, riyazet lazım, sabır lazım, iradeyi kullanmak lazım, aklı selimi rehber edinmek lazım. Evet, akıllı olan adam, ben aklımla hayvanlardan farklıyım. Sonucunu düşünebiliyor. Akıllı, aklı selimle, duygulardan arınmış. Hayvan bunda yok. Yoncayı gösterdin mi yakalıyorsun, ondan sonra kesiyorsun. Bir yoncaya fit oluyor ve canı gidiyor. Ya aklı olan, bu bana yonca uzatıyor ama arkamdan kafam alacak değil, çalıştırır. Hayvan çalıştıramıyor. Aklı selimi kullanacaksın. Aklı selimi, cizil şeylerden seni o kirleten, şerefini iki paralık eden şeylerden sakınacaksın. Akıl ruhun dilidir. İnsan iki yapılı. Ruh tarafı var, madde tarafı var, ceset tarafı var. Ceset topraktan yaratılmış. Toprak nerede? Herkesin ayağının altında. Eğer hep cesede inanırsan, onun dediğini yaparsan, işte şehvet, şu bu işte, cesedin şeyleri yer. Seni herkesin ayağının altına düşürür. Herkes aslına rücu etmez mi canım? Küllü şeyin yercü ile aslıhi, her şey aslına, ruh arştan gelmiş. Evet. Ruh, Allah, ve nefaktü min ruhi, Allah arşta, ruhumdan üfredim, arştan gelmiş. O da neresini özler? Vatanını özler. Ruha itibar edersen, arşa yükseltir seni. Aziz eder. Aziz eder. Bizde ikisi de var. Onun için insanın meleklerden üstünlüğü burada. Ruh arşa gitmek ister. Allah'ın istediğini yap, oraya git. Ceset de kendi istediğini yaptırmak ister. Aşağılatır. Hayvanlardan da aşağı olursun. Belhüm adal. Bu ikisinin arasında mücadeledir hayat. İşte burada Muhammed Mustafa'nın bu irşatları, Kur'an-ı Kerim'in irşatları, Allah'ın emirleri, imdadın yetişecek. Ruh tarafını iltizam edeceksin. Başın arşa değer. Evet, güzel ahlaklı olmak için bu aklı selimi rehber edilmek lazım. Ruhun şeysidir, dilidir, basiretin tercümanıdır. Evet. Şimdi güzel ahlak doğuştan mıdır, kabiliyet doğuştan mıdır, sonradan mı kazanılmıştır? Meselesi de tartışılır ahlakçılar arasında, felsefeciler arasında. Evet, şimdi ikisinin de hakikat payı var. Mevlana olmak için çalışmak yetmez arkadaş. Mevlana, doğuştan Mevlana. Doğuştan Mevlana. Ne kadar çalışsanız onun rütbesine ulaşamazsınız. Doğuştan geliyor bu kabiliyet işi. Ama kabiliyet var, çalışmazsanız da olmaz. Öyleyse hem sonradan kazanılır diyenlerin hakikat payı var, hem de doğuştandır bu işler diyenlerin gerçek payı var. İkisi beraber, ikisi beraber. Doğuştan akıllı, deha sahibi, yaratıcı üstün olmazsan Mevlana olamazsın, Yunus olamazsın. Ama çalışmadan da Yunus olunmaz, Mevlana olunmaz. Onların başına gelenleri gör bakalım neler gelmiş de öyle yükselmişler. İkisi beraber olur. Daha çocukken Hazreti Mevlana menakıbinde geçiyor efendim. Eskiden evler sık yapılırdı. Düşmana karşı savunma kolay olsun, dayanışma olsun. Birisi bir şey olursa hemen toplanıverelim diye. Evler, damlar, yollar dar olurdu. Damlar yakın birbirine. 5-6 yaşında çocuklar, mahalle arkadaşları. Damın, toprak dam o zaman. Şimdiki şey yok, apartman mı var o zaman? Siz o toprak damları bilmezsiniz. Biz biliyoruz, çocukluğumuzda gördük. Üstüne çıkmışlar, oynuyorlar toprak damın üstünde. Onu da yungularsın böyle taşla, sertleştirsin ki akmasın diye. Toprağı sertleştirirsin.
Orada oynarlarken biz demiş ki hadi demiş şu öbür dama atlayalım. Çocuk bunlar. Mevlana Hazretleri demiş ki ya buraya atlamak ne olacak ya? Hadi uçalım demiş. Bir uçmuş bir hafta sonra gelmiş. Hadi sen bir uç bakayım. Bir. Sakın deneme ha. Yere düşersin kolun kanadır kılı ölürsün yahu. Evet Mevlana bu. Hem doğuştandır hem kesbidir. Sonradan garizi kesbi. İkisini de iddia ederler. Evet, bu zor bir iş tabii. Başında da söyledik. Kötü huyu iyi huya çevirmek, kötü ahlakı atıp iyi ahlak sahibi olmak zor bir iştir. Bu zoru başarmak lazım. İşte bu zoru başaranlar melekleri solluyorlar. Ebu Bekir meleklerden daha aftal. Evet. Aftalul halgı ba'del enbiya. Sıfatı bu. Peygamberlerden sonra yaratıkların en üstünü Ebu Bekir. Neden? O kötü şeyleri temizlemiş, mücadeleyi kazanmış, peygambere ne desen kabulüm demiş. Neden için bile sormamış. Zirveyi tırmanmış. Evet bu mücahedeyle, iradeyle, sabırla olacak bir şeydir. Bu güzel ahlakı sahibi olmak lazım. Evet. Onun için mücadeleyi yapmak lazım. Fahrettin Razi Rahimahullah. Fahrettin Razi büyük müfessir, aynı zamanda matematikçi, felsefeci bir insan. Çok zeki oldu mu her nereye atarsa zirveye ulaşıyor. Doğuştan çok zeki, çok da şiirmiş. Büyük tefsir kebiri var, büyük tefsiri var ve çok meşhur tefsiri var. Aklıyla hep filozofları yenmiş, susturmuş münazaralarda. Güzel eseri var. Fakat kendini tatmin edemiyor. Şey de böyledir, İmam Gazali de böyledir. Şam'da Ümeyye Camii'nin bitişiğinde odaya çekilmiş İmam Gazali. Herkes susturmuş. Tehafütül felsefe. Felsefecilerin saçmalıkları eser yazmış, susturmuş. Ama kendini susturamıyor. Kendi kendine sorular soruyor, cevap bulamıyor. Bu sadece guru bilgiyle olacak bir şey değil diye. Girmiş o odaya 10 sene. Sadece cuma namazı kılmaya çıkmış camiye. Kimseyle konuşmamış. Nefsinin bu şeylerini, kötülüklerini yenmek için 10 sene uğraşmış. Ondan sonra İhyasını yazmış. El Munkidu minet Dalal. Sapıklıktan uyaran kitap yazmış. Eyyuhel Veled diye eğitici, güzel yazmış. Dünyada onları o kadar kıymetli eser ki tercüme ediyor. UNESCO tercüme ediyor eserlerini. Adam olmuş mücadelesine. Evet, Fahrettin Razi de böyle aynı. Herkesi susturmuş ama içindeki gurdu yenemiyor. Herkesi susturuyor ama içinde gurdu yenemiyor. Neden? Ondan sonra işte bu ahlak temizleme yoluna, ki tasavvuf yolu derler ona. Kötü huylardan arınma yoluna derler tasavvuf. Oraya girdikten sonra eğer demiş oraya girmeseydim inançsız bir herif olarak ölüp gidecekmişim. Sözü itiraf ediyorlar böyle. Öyle söylüyorlar. O diyor ki büyük tefsir sahibi, alimlerden bazıları insana güzel söz gerekir. Müminlerle beraber güzel ahlaklı olmak gerekir. Ama kafirler ve fasıklar için bu söylediklerin önemi yok. Neden? Çünkü Allah onları himaye etmez. Küfür sebebiyle ne haliniz varsa görün der. Bu söylediğimiz güzel söz, güzel müminlerle güzel huylu olun filan sözleri müminlere ilgilendirir. Kafirleri ilgilendirir, şey etmez. Zaten onlar inanmadığı için Cenab-ı Hakk'ın himayesinden uzaktır. Lanetlidirler. Onlarla Allah düşmandır. Muharebe ediyor onlarla. Evet, kötü sözü söylemeyeceksin müminler için. La yuhibbullahu cehre bissu minel kavl illa men zulim. Evet, kafirin dedikodusu olmaz. Kafir söyleyeceksin. Ama zulüm kötüdür. Kafire de zulmetmeyeceksin.
Mazlum durumundaysa kafi olmaz diyor. İlla men zulim. O zaman onun ahı da seni mahveder. İradeni kullanacaksın. Pisliklerden uzaklaşabilmek için evvela dilinden başlayacaksın. Kötü ses söylemeyeceksin ey mümin. Yalan, kovuculuk, gıybet, iftira, jurnalcilikten vazgeçeceksin. Evet, ondan vazgeçeceksin. Oradan işi başlayıp ahlakını güzelleştireceksin ve sonra da Allah'ın Resulü'nün komşusu olacaksın kıyamet gününde. Hadis-i şerifi İbn-i Neccar Hazreti Ali'den, Hakim Müstedrek'inde, İbn-i Mace, Abdullah İbn-i Ömer'den, afdal müminine ahsenem hulukan, müminlerin en üstünü ahlaken en güzel olanıdır şeklinde hadisi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.